Ahmet Bey. Ahmet Bey. Alo. Hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız önce? 28 yaşındayım. Kaç? 28. 28 yaşındasınız. Buraya gelmeniz konusunda Gamze size ne söyledi? Ya Gamze'nin bir şey söylemesi gerek yok. Ben 28 yaşında bir insanım. O Ramazan Bey beni tanıyor mu da öyle konuşuyor. Sonra bir kıza, ben bu kızı dışlasaydım gidip yollara oraya buraya düşseydi daha mı iyi olurdu? Ne bu yani manya? Rating için her şeyi paylaşıyorsunuz. Sen Hatırat Bey'le konuştuğun ses kayıtlarında var. Ne iş çıktın ki? Ne iş yapıyorsun dediğinde ne dedin sen? Sen geldin mi ben? Kimsin mi diyor? Babayım ben, kimim? Kimsin demiyor. Ya? Kimsin dedi. Lütfen. Sen sokağa ben kimim doğrusun. Anası o, babası o. Ahmet ben... Bey babayla tanışmayı siz istediniz mi? Gamze mi engel oldu bunu? Babayla tanışmak istemiyorum. Neden? Nasıl neden ya? Bir kılığına bakın, bir tipine bakın. Konuşma üstü bunu öğrensin bir önce ya. Öğret gel. Lütfen. Ya sen şey... gel, ben gelirim, gelirim. Gelirim, istediğin yere gelirim. Kız evlatını sokağa atmış, kızına sahip çıkmamış, burada alışmıyorlar bu babaya. Gülüm ya. Ahmet Bey. Gülüm ya. Sahip çıkmak, sahip çıkmak teyzeciğim bak yanlış Ahmet konuşuyorsun. Bey, sahip Bey. Çıkmak, koluna bilezik takmak olmuyor. İsteme ne zaman gerçekleşti? Sahip çıkmak, siz anneanneysiniz, bu kızı bak okul müdürü vicdanına dokunmuş. Diyor ki okul müdürü ben elimden tutacağım, vicdanım rahat değil. Ne demek bu biliyor musunuz? Benim kararım, benim hayatım. Bu bana sunulmuş. Hayır siz evlilikte nasıl onay verdiyseniz buna da onay vereceksiniz. O kız o yarın sınava girecek. Okumuyorum dedi. Girmeyeceğim. Okumuyorum dedi. İstemiyorum dedi. Ya bir tane. Bak evden bu kadar mı? Okumak istemiyorum dedi. Nasıl okutacağım? Ahmet Bey isteme ne zaman oldu? Ahmet Bey. Hı hı. İsteme ne zaman oldu? Ya bana bakın. Esra Hanım siz de soruma, ben Esra ben. Soruma cevap verin. İsteme ne zaman gerçekleşti? Şimdi bu kız benim yanıma geldi, tamam mı? Nasıl geldi? Anlatın. Bütün süreci bir anlatsanıza. Bir kız arkadaşıyla yanıma geldi. Ben dedim ben bu evi kullanmıyorum. Madem dışarıda kalıyorsun burada kal. Babanla görüş. Bir baba bir kızına diyebilir. Şunu yap, şunu yapma diyebilir. Bu bir babanın doğal hakkı. Babası bilip bilmeden konuşuyor. Bu kız bizim bir örfümüz, adetimiz var. Bir insan bize sığındı, biz o insanı dışlıyoruz. Nasıl mı tanıştınız? Nasıl tanıştığınızı merak ediyorum. Ben sokakta siz... benim evime geldim. Ben sokakta tanıştığım bir insana evime ne diye alayım? Ama evime giden insana ben kovamam. Ben evsiz barksız mıyım dedi size. Evet, evet. Babamdan... Kız ediliyorum diyor. Kız söylemiyor orada. Babası konuşuyor. Bu daha Alip bu, kızın boğazına dayıyor. Ben niye evlenmiyorum? Kıza zaman damıyorum. Kız 18 yaşında bir kız cahil olabilir. Kararları değişebilir. Ben evlenme dairesini görmüyor muyum? Ben niye zaman uzatıyorum? Ben... Ahmet Bey o ev sizin eviniz mi? Kız kardeşinizin evi mi? Benim kendim tek basma yalnız kaldığım eve geldi. Sonradan ben orayı kızı sıkılınca gördüğümde kız kardeşimi yanına götürdüm. Ramazan Bey bilmeden konuşuyor. Şimdi sizin eviniz vardı sonra sizi kardeşinin evine mi götürdün? Evet. Peki sen kızla tanışıyorsun bir anda ben evsizim sahipsizim annem babam beni sokağa attı diyor. Sen de sahip evet. Çıkıyorsun doğru mu? Evet. Evet. Ve sonra siz Gamze ile beraber yaşamaya başlıyorsunuz. Evet. Sonra kimle tanıştınız aileden? Aileden annesiyle tanıştım babasını ben araştırdım. Teyzelerle tanıştım, hepsiyle tanıştım. Teyzelerle herkesle tanıştınız. Dayısı şu an yanımda bizzat kendisi. Dayım yanında şu an. Kim? Dayım. Dayınla beraberler mi? Yani bütün annen ortada yok, başka biriyle evlendi diye hiçbirinize görüşmüyor. Tabii. Ama evlenme konusunda bütün anneannenin dayınları herkes devreye giriyor. Ama sen Ahmet'e gidip diyorsun ki ben sahipsizim diyorsun. Ahmet. Efendim? Sana sahipsizim diye gelip senin evinde kalmak zorunda olan bir genç kız var. Sen bütün evet. Bu tepkiyi anneannesine, dayısına, teyzesine vermedin mi? Siz nasıl bir ailesiniz? 18 yaşındaki bir genç kızı nasıl sokağa bırakırsınız demedin mi? Ben söyledim. Babayana yaşı bana niye sorsun? Ne? Babasıyla yaşıyordu önce.
Babayla yaşıyordu, babaya soracak. Ben ev verirken babaya ne yaşamıyor? Bak diyor ki ben sokakta sahipsiz bir kız buldum diyor. İşte bırakmayadı sokağı. Tamam da nişan takarken de nene oluyorsun. Siz istemeyi kimin evinde yaptınız Ahmet? Bir de şu istemeyi merak ediyorum. Anneannesinden. Anneannesinden gidip istediniz. Aha. Bu kadar çok sahiplendiğinize cevap göre başlık parası mı aldınız anneanne? Aynen. Ben çıkmak istiyorum. Allah aynısını sus, sana da yaşayın. Bu ben çıkmak istiyorum. Ben de düğünümü yapıyorum, tamam mı? Kimseyi istemiyorum. Sen sadece Gamze'ye sahip çıkmak isteyen hayırsever bir vatandaş değilsin. Onunla ilgili bir gelecek planın olduğu için bunu yaptın. Yani ben bununla arkadaşlık ederim, flört ederim. Öyle babasının hayrına değil ki, gönül ilişkisi olduğu için. Yoksa sokaktan her geçen evimizi alırdık. Ahmet bunu yap. Ahmet. Efendim? Sen Gamze ile evlenmek mi istiyorsun? Ya bakın, bu karar zaten bir anda olan bir şey değil. Siz olaylar çok farklı yerlere çekiyorsun. Olaylar farklı yerlere değil. Olayların tamamını senden dinlemek istiyorum. Olay şimdi nikah aşamasına gelmiş. Ne yapmak lazım Ahmet Bey? Nasıl bir çözüm? Sizin kafanızdaki planınız nedir? Gamze buraya geldi. Bu kızın ismine 30 kişi, ev sahibi kızı da dahil isimde gitmişler. Ondan koruma kararı alınan bir kız. Babasının evinde kalsın. Ya babası bunu nasıl soruyor da? Söylediğiniz çoğu şeyi ben anlayamıyorum. Sanırım ekran başındaki seyircilerimizle. Bir telefonu biraz uzaklaştırın, bir de tane tane konuşun lütfen. Ya bu kız koruma kararı almış. Ev sahibinin kızını kapıdan darp ediliyor. Ev sahibinin kızından bahsediyor. Tabii 30 kişi tarafından darp ediliyor. Koruma kararı alıyor. Bu kararı bana, siz mi veriyorsunuz? Senin bu kararı yanında... devlet veriyor, devlet. Bak, senin yanında kalırken bu kız... Şu an. Beni buradan kurtarın diye ev sahibinin kızını arıyor. Beni buradan İstersen kurtarın. İstersen o ses kaydını sana dinlesinler. Kızın sorulma kararı var, isimlerden sorulma kararı. Ahmet Bey, babasıyla ilgili mi konuşuyorsunuz? Hayır, arkadaşıyla kavga etmiş. Kavgalarından onu diyor. Kavgalarında benle arkadaşıyla kavga etmiş, benle babayla şey değil. Şu anda bundan sizin evlilikle ilgili planınız nedir Ahmet Bey? Plan nedir bundan sonra? Gelecek... Ya plan Gamze istiyorsa, ben bunu en başta da söyledim, şimdi de söylüyorum, 10 sene sonra da söylerim. Tamam mı? Gamze 18 yaşında, cahil bir kız. Tamam mı? Evlenmek istiyorsa, benimle kalmak istiyorsa, karakolundan kovamam. Benim kralı gelsin demesindeki sonunda bu. Gamze'nin de kalmak istiyorsa, balı, kimse bu kızı zorla alamaz ya. İstiyorsa. Kalmak istiyorsa ben ne kalır? Kalmak istemiyorsa gider. Kalmak istiyorsa kalır kız ya. Yürekli bir şekilde onu karım kızım yaparım. Peki, diyemiyor. Bugün babayla kızın Gamze'nin barışması için siz de en azından aranızda bir aile bağı oluşması için neden buraya gelmediniz? Ya şu babanın bir yüzüne bakın. Bakın şu babanın önünde bir yüzüne bakın. Olmuş. Tamam, kamerayı çeksinler. Hayır. Çıkmak istiyorum. Gamze, şunu merak ediyorum. Bak. Şu an benim sinirlerim çok bozuk. Kızım, benim yüzümde ne var? Ne var benim yüzümde? Ahmet'in söylediği cümleyi duydun mu? Nişanlın. Bu cesareti Ahmet'e kim verdi? Sen verdin. Ya. Ahmet bu cesareti senden aldı. Şu adamın bir suratına bakın diyor. Bak ne var? Karşında babam var. Baban bu cümleleri ve daha fazlasını hak ediyor mu? Ne kadar güvenebiliyorsun? Bak, bu kadar milletin içine ne diyor? Babanın suratına bak diyor. Benim... kayınbabası olacağım ben. Nasıl olacak o zaman? Kayınbabanı lazım, sen de beni ayırdın. Ya kapatın, ben konuşmak istemiyorum. Bir saniye, ablanız bir şey söyleyecek size. Kapatın, ben hiçbir şekilde sizinle konuşmak istemiyorum. Yarın sınava girecek Ahmet Gamze, haberin yarın olsun. Yarın sınava girecek, ben bizzat elimle götüreceğim, size de fotoğrafını atacağım. Bizzat kendi elimle götüreceğim. Sınava mı? Ben söyledim de evet, Gamze'ye de buyurun konuşun. Yarın sınava girecek. Tamam, ben bizzat kendi elimle götüreceğim. Buyurun. Şimdi babası böyle konuşuyor ya. Babası birkaç defa Gamze'yi bizim yanımızda aradı. Hop.
biriyle muhatap olmak istemiyorum. Bu tür kelimeler söyleyince Ahmet de ister istemez hani babadan bir tık geride pardon, duruyor. Pardon, özür dilerim. Keşke peki, istemeye şey gelseydim ya. Ben yanlış bekleyin yapmışım. Bekleyin Gamze. İkisi benim muhatabım bir kere. Bakar mısınız? Benim muhatabım siz değilsiniz. Konunuz orayla siz değil. Siz hiç konuşmayın. Konunuz orayla değil. Siz konuşmayın. Lütfen. Siz konuşmayın. Muhatabım siz değilsiniz. Ben Esra onunla konuşuyorum şu an. Anlatın burayı. Sen kim olarak orada konuşuyorsun? Ya lütfen bu şunu yapmayın işte ya. Konuyu dağıtıyorsunuz. Anlatın. Oradan birisi giriyor, oradan birisi giriyor. Siz burada konuyu anlatın hanımefendi. Kızını getirdik, burada babasıyla görüştürdük. Orada bozmanıza gerek yok. Sen kim olarak orada konuşuyorsun? Ya yapmayın, ya. Bunları da söylettirmeyin. Oradaki her insanın yorum yapma hakkı var, doğruyu tamam söylüyorlar. Tamam da düzgün yapsınlar ama. Siz anlatın olayı. Ne hakları var ama. Anlatın olayı. Ah kızım ah.